dostlarım, Mesih yani Hazreti İsa dünyaya geri gelecek mi? Bu bir gerçeklik midir yoksa bazı insanların uydurduğu efsanelerden midir? Bu konu yüzyıllardır hatta bin yıllardır tartışılan bir konudur. Şimdi Hazreti İsa'nın dünyadan gidişi olağanüstü şartlarda oluşmuştur. Peki Hazreti İsa'nın gelişi normal midir? Hazreti İsa'nın bu dünyaya gelişi de olağanüstü değil midir? Babasız olarak gelmiştir bu dünyaya. Sizlere Kur'an-ı Kerim'den en çarpıcı ayetlerden birkaçını okuyacağım. Nisa suresi 55. ayette şöyle buyurur Allah. O zaman Allah şöyle buyurdu. Ey İsa, seni şüphesiz ki öldüreceğim. Seni kendi katıma yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları kıyamete kadar o inkarcılardan üstün tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda hükmümü vereceğim. Yani bu ayette çok açık bir şekilde Hazreti İsa'yı Allah vefat ettireceğini söylüyor. Hazreti İsa kesinlikle vefat etmiştir. Bu Allah katında yaratılış kanunudur. Bu dünyaya gelen ve bu dünyadan giden insan bir daha bu dünyaya kesinlikle dönemeyecektir. Mesih beklentisi olan insanlar sadece hayal görmek yerinde Hazreti İsa'nın geri döneceğine dair hiçbir delil, hiçbir ayet yoktur. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim böyle bir şeye işaret etmemiş. Peki insanlar böyle efsaneleri nereden uydurmuşlardır? Şimdi Allah Hazreti İsa'yı kendi katına alacağından bahseder. Normal insanlardan da aynı şekilde bahseder Allah. Zümer suresi 42. ayette Allah şöyle buyurur. Allah o canları öldükleri zaman alır, ölmeyenleri de uykularında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verilenleri alıkor. Diğerlerinde takdir edilmiş bir süreye kadar. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yani sizin aklınızı, vicdanınızı, inancınızı sömüren insanlar, Hazreti İsa'nın Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi katına aldığından dolayı sizi sömürmeye çalışıyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de normal insanların ruhlarını da kendi katına aldığından bahseder. Şimdi Hristiyanlık inancında da, İslam inancında da Mesih beklentisi vardır. Bu ne derece doğrudur tartışılır. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa kesinlikle geri dönmeyecektir. Bu bazı insanların uydurdukları efsanelerden başka bir şey değildir. Gerek Hristiyanlıkta gerek İslam'da. Peki insanlar böyle şeyleri neden uydururlar? İnanan insanları hayatın gerçekliğinden, maneviyatın gerçekliğinden uzaklaştırmak için onların akıllarını böyle küçük... Sizler böyle hayaller kurarken onlar paralarına para, şanlarına şan, şöhretlerine şöhret katarlar, paşalar gibi yaşar. Sizlerin de duygularını, inançlarını, hayallerini çalarlar. Yani sözün özü Kur'an-ı Kerim'e gerçekten inanıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir gerçeklik kesinlikle yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle ince detaylardan bahseder ki, öyle hayatımıza dokunan olaylardan bahseder ki, böyle bir şey olsaydı bundan bahsetmemesi mümkün değildi. Yani sizlere şöyle bir örnek verebilirim. Kur'an-ı Kerim'de sizlerin nasıl cinsel ilişkiye gireceğinize dair ayetler bile vardır. Böyle bir konudan bahsetmemesi mümkün değildir. Mesih diye bir insan vardır. Mesih Hazreti İsa'nın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim Mesih diye Hazreti İsa'dan bahseder. Ama onun gelip de İslam ordusu kuracağını, bütün dünyayı kurtaracağına dair en ufak bir şey yoktur. Sizlere önerim, kendinizi böyle şeylerle kandırmayın. Sizin aklınızı, vicdanınızı, inancınızı sömüren insanlara prim vermeyin. Kitabınıza sarılın, Kur'an-ı Kerim'e sarılın, peygamberinizin yolundan gidin, Allah'a yönelin. Hoşça kalın dostlar.